Uzun süredir soruluyordu benim ne iş yaptım. Benim yaptığım iş analitik Bilgi teknolojilerinde teknik analiz, tasarım ve modelleme yapıyorum. Ancak neden analistlik yapmamalısınız? Size bunu iddia etmeye çalışacağım. Kesinlikle analistlik yapmayın. bilgi teknolojiye alakalı bölümlerden mezunsanız e, ol, mümkün olduğu kadar kod yazmaya yönelik işlere geçin ve bunları yapın. Neden olduğunda tek tek maddeler halinde anlatacağım. E, Türkiye'de oligarşik bir yapılanma vardır. Oligarşi ne demek? Oligark ne demek yani? Çarkın sistemin başında duran insanlar vardır. Suyun başını tutmak hevesindedirler her zaman. Yani şahıs merkezidir bu. Yani bir kişiyi atanır bir yere ve ondan sorumludur. O da şahsi hislerine göre, içtiği, yediği şeylerin verdiği ruhsal durumuna göre iş yaparlar. Yani şahıs merkezidir tamamen. Merkezde bir şahıs olur, sonra o şahısın sevdiği kişiler, onun çevresinde olur, o çevresindekilerin sevdiği kişiler de onun şeklinde olur böyle halka olarak birbirlerine halkalanırlar. Bir yazılı kural yoktur, kriter değerlendirme, ölçme bunların hiçbiri yoktur ne yazık ki. Bir kural koyulup herkese uygulanmaz. Çok basit bunun çok basit bir şey düşünebilirsiniz yani. Mesela geç gelmek suçsa herkes geç gelir ama tutar bir tane adama sen geç geldin diye ceza verdiler. Halbuki geç gelinmek suçsa bazı insanlara suç bazlarına değil değil olmaması lazım. Herkese aynı şekilde uygulanması lazım. Çok basit şeylerden bahsediyorum bunları yani. İşte Eğitim, zeka, kabiliyet, çalışkanlık bu sadece alt seviye iş yapan kişiler için belki kriter olabilir. O da belki yani. Onun dışındaki kişiler için her zaman birbirleriyle olan şahsi münasebet birbirlerini sevmesi şeklinde bir yapılanma vardır. Şimdi siz bir analistseniz zaten e, e, sorun çözmeye başladıktan sonra, bir 5-6 ay sonra e, zaten olaylara hep obje o, mantığıyla bakarsınız. E, yani e, analitik bakarsınız. E, kişisi, kişisellikten olayı çıkartırsınız. Yani o kişisi bu kişi bunu söyledi değil de bir kişi bir, bir kişiye bunu söylediği zaman ne olur şeklinde bir yapıya gidersiniz. E, böyle bir şeyin de karşılığı yoktur. Dolayısıyla sizin yapmaya çalıştığınız yani düzenleme, tasarlama işte kural koyma. Bu kurala kimler uyacak? Kimler istisnai olarak uymayabilir? Bunu hep aktör bazlı yaparsınız. Yani mesela çok basit bir şey düşünün. Trafik kuralı koyuyorsunuz değil mi? Kırmızı ışıkta geçilmez. Ancak itfaiye ve ambulans kırmızı ışıkta geçebilir. Böyle bir istisna koyuyorsunuz. Ama adam diyor ki ya kardeşim ben geçeceğim. Buranın oligarkı benim diyor. Geçiyor yani. Ve siz buna da ceza veremezsiniz. Çünkü orada bir şahıs vardır yani bir oligark vardır. O oligarkın dediği olur orada. Ee, orada sistem senden aldığı güçtür. O, oligarşi demek budur. budur. Ee, Dolayısıyla siz bu sefer kişiye özel hareket etmeye her zaman zorlanırsınız. Kişiye biraz da bakarsanız yüzlerce de kişi çalışıyorsa bir yerde orada hiçbir düzen olmaz. Olamaz ve bu düzensizlikten alan insanlar olur. Sevinen insanlar olur. Siz deli bir değil ki bağlamı bağlayasınız şeklinde ortalıkta gezersiniz yani bunlara ben çok karşılaştım yani bir tane yönetici vardı bana şey demişti sana yaptığın işleri takip edemiyorum kesinlikle e-mail ile iş yapmayacaksın sana talep girecekler işte veri sistemden giriyor talep ne çözdüğünü ne yaptığını kime ne cevap verdiğini kontrol edeceğim ben dedi tamam dedim bir saat geçmedi yanına çağırdı yanına bir tane bak bu bilmem ne bey dedi müdür bunun bir sorunu varmış. Hemen bunu çözeceksin dedi. Ya kardeş yarım saat önce sen dedin. <laughs> yani bir saat geçti geçmedi. Sen kendin dedin. E-mail ile iş yapmayacaksın. Sözlü iş yapmayacaksın. Sisteme girilen talep üzerinden iş yapacaksın diye. Sonra dönüp kendi elinle kendin bana sözlü iş yaptırtıyorsun. Yani kendi eliyle yaptırtıyor. Çok komik yani. Dolayısıyla hani bir kural, e kaide, iş yapış düzeni, disiplin olmadığı için hep mutsuz olursunuz. Çünkü e siz işi yoluna koymaya çalışmak için kural koymak zorundasınız. Yani en azından basit, en ilkel şekilde, asgari şekilde bazı kuralların olması gerekiyor ama bu kurallar Türkiye'de olmaz. Kişi bazıdır her şey. bir kişiye derseniz ki ya kardeşim böyle telefonda cevap vermeyin, bir yazılı soruda öyle cevap vereyim derseniz bu adam size gıcık olur yani. En basit şey Hani şey belki yanlış anlıyor anlıyorumdur bak telefonda sen bana anlatamamışsındır bir ekran görüntüsünü paylaş ee, ona göre bakayım tam anlayayım dediğiniz anda adam sana bana posta mı koyuyorsun diye böyle bir moda girer yani anlatabiliyor muyum? Çünkü hep bir duygusallık vardır Türkiye'de ve kişi bazıdır. Ee, yaptığınız iş ne yazık ki özel hayatınıza da yansır ee, bu çok kötü bir şey. Bu genel olarak bütün işlerde böyle yani meşgul olduğunuz iş sizin iş yaşayışınıza sosyal yaşantınıza da yansır ve bundan dolayı hep mutsuz olursunuz. Yani her tarafta bir düzensizlik, bir kaos görürsünüz. Gördüğünüz kaosun nasıl çözüleceği de çok basittir aslında. Gezerken, dolaşırken, haber okurken arkadaşlarınızla bir şey yaparken her zaman mutsuz olursunuz. Arkadaşlarının davranış şemalarını falan çıkartmaya başlarsınız. Ya, bu adam böyle yapacak, bu adam böyle yapacak diye. Dolayısıyla da arkadaşlarınızın bu saçmalıklarını da görürsünüz. Etraftaki gariplikleri de görürsünüz. İşte kuralsızlık, yolsuzluk Türkiye'de yaşam biçimi haline gelmiştir. Bundan köylü kurnazları diyelim bunlara. Küçük hesaplar yapan kişiler küçük hesaplarla bundan istifade ederler. Ahmaklar bunu normalleştirir ve daha göçsün gösterip razı etmeye çalışır. Yani siz bir yerde bir yanlışlık gördüğünüz zaman bu yanlışlığı söyle dersiniz yani sistematik olarak söylersiniz. Yani mesela dersiniz ki bir bilgi teknolojilerinde e genel müdürlük yapacak adamın İngilizce biliyor olması lazım. Mantıken yani böyledir yani, yani bir makale okuması lazım. Yani yüzlerce kişinin çalıştığı yönet yeri yöneten adamın yabancı ülkelerden üretiliyor bilgi teknolojileri yazılan makaleleri işte yazılımla alakalı yazılmış kılavuzlar falan İngilizce okuyabilecek seviyede olması lazım. bunu işte küçük hesap peşindeki uyanıklar bundan istifade ederler. Olan orada bir kaçamak varsa biz de bundan istifade edelim. İşte ne bileyim buraya böyle bir atırsız adam geldiyse ona yancı olalım diye uğraşırlar. İşte beyinsizler de der ki ya İngilizce bilmese de olur. Çevirden bakar. Ondan sonra cıma. İngilizcesi bilmi bilmiyordur ama tekniği çok kuvvetlidir derler falan. Abi adam tekniği de yok yani oligarşikle gelmiş. Böyle şey yaparlar. İşte daha da kötüsü olabilirdi. Ne bileyim ortaokul mezunu da olabilirdi falan der. <laughs> Orada adamlar. Bu her yerde böyledir. Bak bu davranış şablonu hep böyledir. Ee, Türkiye'de insanlara dikkat edin bir yerde bir gariplik saçmalık varsa siz sistematik olarak onu düzeltmek için bir şey dediğinizde bunu normalleştiren beyinsizler vardır İşte daha kötüsünü gösterip razı etmeye çalışan ahmaklar vardır bir de bundan istifade eden çakallar vardır üç üç tip adam vardır burada siz burada deli muamelesi görürsünüz yani bu, her şeyde bunu düşünebilirsiniz yani mesela dersiniz ki bu şeyde İstanbul'un dar sokaklarında mümkün olduğu kadar araba girmemesi, park etmemesi lazım. Bunun için de işte atıl binanı otopark yaparsak bu çözülür. Her eve bir otopark falan dersiniz. Burada işte beyinsizler ne der? Ya yıkacaksın hepsini, dört şeritli yol yapacaksın falan der yani. Ya da işte ne olacak? Arabalar bir şekilde geçiyor, hayat devam ediyor derler. Böyle de böyle normalleştirirler yani işte tartışmalarda siz her zaman bir madde çıkartırsınız mesela konuşmalarda kim ne dedi, neden sonra dedi, kim dedi, kime dedi, ne dedi, <laughs> ne maksatla dedi şeklinde böyle basit bir şeyiniz vardır, şablonunuz. Bunları tuttuğunuz zaman zaten her şey ortaya çıkar ama bizim insanımız çok ahlaksız ve manipülatif olduğu için ve gerçekleri sadece işine gelen kısmını aldığını görürsünüz. Bu her şeyde de bunu görür ve mutsuz olursunuz. Her şeyde yani siyasette de görürsünüz, futbolunda. Arkadaşlarınızla konuşurken, yolda yürürken Yani neden bahsediyorum Mesela İstanbul'da son zamanlarda Çok güzel, çok düzgün bir şekilde Deniz ulaşımı hatları konuldu Ben bundan çok memnunum Kullanmaya da başladım ben Ancak oturma yerleri inanılmaz rahatsız Şimdi o Koyan belediye başkanı taraftarı arkadaş Hiç hayatında kullanmamış Mesela konuşuyoruz dedi ki işte Şu başkan şey koydu Çok güzel deniz otobüsleri koydu Evet dedim koydu ben gittim mesela işte e, bir birkaç defa Eyüp'e geçtim, birkaç defa da Üsküdar'dan nereye gittim? E, Aşiyan'a gittim. Üsküdar Aşiyan, işte Kadıköy e, şeye gittim, e, Eyüp'e gittim ve izlenimimi mi söyledim? Dedim ki oturulacak yerlere e, çok rahatsız. Oturduğunuz zaman resmen uyuşuyor bacaklarınız. oturlamıyor. E, oturulamıyor. Yani ahşabın üzerine minder bir şey koymuşlar. Ve çok kötüydü yani onu oraya koymak güzel bir davranış ama bunun sürekliliğinin devamlılığına sağlanması lazım. Diğer türlü atıl olur ve çok az kişi kullanıyor. Ya insanların bundan haberi yok veya bir şekilde o insanların arabayı park edecek bir yeri yok. Yani birkaç farklı sistemle bunun entegre olması lazım dedim. Ve sanki adamın annesine küfür etmişim gibi bana saldırmaya başladı. Sen başkana nasıl laf söylüyorsun? Ya ben başkana laf söylemedim ki gördüğüm şeyi söylüyorum. Yani onun daha iyi olması için önerimi de söylüyorum nasıl yapıldığını. E, ikincisi belki o başkanın ondan haberi bile yok Hayatında o vapura binmemiştir bile. oranın rahatsız olduğunu bile bilmiyordur belki adam. Başkanın işi değildir ki bu yani. Ya yardımcıları ya etrafında ona bilgi veren kişiler, dal kavuklar söylememiştir bile. Koyduk başkanım çok güzel gidiyordur. Belki adam halde haberi bile yoktur bundan yani. Çünkü ölçülen değerlendirilen bir yapıyor ki Türkiye'de. Yani mesela buraya bu kadar kişi bindi. Nasıl arttırırız diye düşünecek etrafında adamı bile yoktur belki. O kişiye bir şey söylemedim ben yani. Söylemedim halde tamamen şahıs bazlı düşünüp o şahsın arkasından biz gidiyoruz işte belediye başkanı iyidir gidiyoruz gibi bir e, dolduruşla giden bir yapı var. Manipülatif bir yapılar. Yani ben gördüğüm bir iyilik hiç olsun diye söylediğim bir iş ve desteklediğim bir işte yani kim koyarsa koysun gerçekten vapur ulaşımının İstanbul'da olması benim çok hoşuma giden bir şey. Sanki ben o adama eee annesine küfür etmişim, gereksiz bir şey söylemişim e, gibi davranıyorlar. Dolayısıyla da analitik yaparsınız. Her zaman elle tutulur, gözle görülür. Kanıt ararsınız. Son maddemize geçelim. Ancak Türkiye'de insanlar, e, siz kanıt ararsınız, onu sorarsınız, bir kanıt gösterirsiniz. E, bir şeye kafasında önce inanır, sonra onu dolayacak veriyi arar e, ve o veriyi bulup onu paylaşır. Yani veri nedir diye bakmaz. Tersten giderler. <laughs> Yani siz her zaman bir veri ararsınız bir şeye inanmak için veya bir yargıya varmak için. Ancak Türkiye'de işler böyle yürümez. Adam kafasında bir şey inanır. Sonra inandığı şeyi doğrulayacak ufak tefek bir veri buluyorsa bunu sunar ve herkesi bunu inandırması bak, baklar, bekler. Siz verileri doğrularsınız. Çünkü nerede geçti, kim dedi, kime dedi, ne zaman dedi, ne maksat dedi. Ve bunun dışında bir sürü böyle şablonlar var. Bir istek geldiği zaman, bir şey söylendiği zaman bunların çoğu uydurmadır, abartıdır ve saptırmayı içerir. Siz bunları anlarsınız, anladığınız için de boşa boşuna sinirleriniz yıpranır. Hem iş hayatında yıpranır hem de özel hayatınızda da yıpranır. Bunu vurdum duymazlıkla çözebiliyorsanız çok böyle analistler de var. %80'i falan böyle analistler. Yani iş birimi bir şey diyor, hepsini tutup hop developerları atıyor, kaçıyor, kurtulmayı başarıyor. Yani bunlar gerçekten gamsız, goy goycu adamlardır. Ama siz bir ön defans kurayım da birileri bir şey söylediği zaman bunu doğrulayayım Bu nedir diye düşünürsünüz örnek vereyim yani bankada çalışıyorum telefon geliyor ödemeler çıkmıyor hemen bakıyorum diyorum adı ödemeler çıkmıyor yani bir kredi kullanacak kişiye krediler çıkmıyor gibi bir şey hemen sisteme yazıyorum Select Yıldız from ödemeler diyorum. Ver. zaman büyüktür şu anki zaman eksi 30 dakika bir bakıyorum son 30 dakikada 250 ödeme çıkmış 3 tane çıkmamış 250 ödeme çıktığına göre ödemeler çıkmıyor demek yanlış hangi ödeme çıkmadı kim çıkmadı söyler misiniz bizim arkadaşın çıkmıyormuş tamam arkadaşınızın hangi satıcıya hangi ödemesi çıkmamış söyler misiniz Arkadaşı soruyorum. Soruyor arkadaşına. O arkadaş değilmiş. Ötekiymiş. Hangisi? O, bu falan. Sonunda ya e, karşı tarafın IBAN'ı geçersizdir. Ondan çıkmamıştır. Yani 250 ödemenin bir tanesi kullanıcının hatası üzerinden çıkmamış ve bu adam ortalığı yaygaya çıkarıyor. Ödemeler çıkmıyor diye. Dolayısıyla gelen bilgiyi siz bir şeyden süzgeçten geçirirsiniz. Gerçekliğini sorgularsınız. E, Sorguladığınız zaman da büyük ihtimalle ya Vesvese çıkar, eham çıkar, ya abartı çıkar ya yanlış yönlendirme çıkar. Bu her şeyde böyledir. bak Tarihte de böyledir. E, siyasette de böyledir. Tarihte mesela Araplar hain mi değil mi? Araplara bir kısım hainler bir kısım hain değiller. Siz şimdi doğru düzgün bir analiz kafanız varsa ve düşünme şablonunu biliyorsanız yapacağınız iş araştırırsınız. Bakarsınız Araplar koskocaman bir e, topluluk. Bunların şu anda 20 küsür devleti var. Bunların içerisinden Osmanlı'ya ihanet edenler vardır. Osmanlı'ya destek olanlar vardır. Yani Türklere bize. Bizim sattıklarımız vardır ar arka planda. Bize destek oldu Hadi bizim sattığımız ülkeler de vardır. Ve tarafsız umurunda olmayan adamlar vardır. Ha, Osmanlı, İngiliz, ha belki İngiliz daha iyi olur deyip geçmiş ama bize karşı savaşmamış adamlar vardır. Yani umurunda değiller. Ha Osmanlı ben çekiliyorum kardeşim ne yaparsanız yapın diyen vardır. Karşı tarafı destekleyenler vardır. Ayrıca bizi destekledi. Ayrıca bizim sattığımız Araplar da vardır. Yani farklı farklıdır da kümül bakarsanız ya yani örnek de verirsek Libya'yı biz sattık mesela. Yemen'i biz sattık. Ee, ondan sonra Cuma. Irak'taki Sünni gruplar bize çok destek oldular. Kut'ül Amari'ye onların sayesinde kazandık. Hani baktığımız zaman gerçekten ne olmuş diye bakarsınız. Farklı kaynaklardan, yabancı kaynaklardan da bunu incelediğiniz zaman çıkar tamam mı? Ee, görürsünüz. Ee, i̇şte Suriye'de bize karşı destek olanlar var. Suudi Arabistanlar tamamen İngilizlerin yanında. Dolayısıyla da Arapların hani %20'si Gibisi gerçekten Osmanlı'ya karşı yabancı güçlerle birlikte savaşmıştır. E, %30'u 40'ı falan e, ya bizi az biraz desteklemiştir veya umrunda çok olmamıştır. E, geri kalan kısmı da bizi desteklemiştir. Dolayısıyla da Arapların hepsi haindir demek yanlıştır. 20, %20'si 30 için. Yani Suudi Arabistan'ın içerisinde bile mesela Osmanlı'yla e, destek olan insanlar var. Medine tarafı Osmanlı yanlısıdır. Bu şey tarafı çöl tarafından gelendir Suudlar mesela. Ben, ben bunları inceledim, baktım, araştırdım çöldeki serseriler Suud'lar mesela. Baktığınız zaman hacıları soyuyorlarmış adamlar. Hacıya giden kervanları soyan siz gerçek Müslümansınız değil diye de buna kılıf uydurup soyan adamların torunları şu an Suudi Arabistan'ı yönetiyor. Dolayısıyla da hani Suudi Arabistan'ın bir kısmı diyelim eşkıya kısmı evet Osmanlı'ya ihanet etmiş. Bu bütün Arapları hain yapmaz ya da Türkiye düşmanı yapmaz. Da Araplar da kendi keyfine bakıyor. Yani baktığın zaman diğer kısma da baksan ama Araplar Osmanlı'yı sattı da Araplar birbirini satmıyor mu? Bunlar semitik kavimler. Bizim bizim gibi obsesif kavimler değil Yahudiler de öyle, Araplar da öyle. T tüccar kavimler. Onlar için satmak normal bir şey. Yani Osmanlı'yı sattığında daha daha fazla birbirini satıyor Araplar. Baktığınız zaman Arap ülkeleri hepsi birbiriyle kavgalıdır. E, anlatabiliyor muyum? Siyaseti. Yani siz bunu anlarsınız ve sizin gibi düşünen kimse de yok. Bu sefer mutsuz olursunuz. Çünkü slogan atmak güzeldir. Arap'a ya hain de ya Arap'a tam bir kardeşim de bir şey de Böyle geçin yani. Böyle basit, yüzeysel, yalın olarak hayatınızı sürdürürseniz mutlu olursunuz. Diğer türlü e, mutsuz olursunuz. Yani her şey de bu böyle. Mesela Abdülhamid toprak sattı mı satmadı mı diye 200 yıldır Türkiye'de tartışılıyor neredeyse kardeşim. Böyle saçmalık mı olur ya? Yani 150 yılda, 200 yılda hem <laughs> de e, böyle bir saçmalık mı olur? Yani, Ar Ar Yahudileri Abdülhamid toprak sattıysa Yahudilerin bundan niye haberi yok mesela? Bak çok basit bir şey sen hiçbir Yahudi neden demiyor ki kardeşim biz burayı Abdülhamit'ten aldık siz kimsiniz? Osmanlı'dan Türklerden aldık. Araplarla bir şeyimiz yok defolun gidin diyen bir tane Yahudi ben görmedim. Varsa gösterin yani mesela. En basitinden bakın düşünce kalıbı olarak ilk düşüncenin şey budur yani. Değil mi Araplarla Yahudiler kavga ediyor. Ya hiçbir Yahudi iddia etmiyor ki kardeşim biz burayı Türklerden aldık. Satın aldık paramıza. Size ne oluyor? Diyen bir tane Yahudi yoktur mesela. En basitinden. Arap da yoktur. Yani Türkler sat, sattı. Hain Türkler diyen bir şey var mı? Arap var mı? Yok değil mi ben ben duymadım Hani Türkler Yahudileri toprak sattığı için İsrail kuruldu diyen bir Arap ben hiç görmedim duymadım hiç Yahudi görmedim. Bunu Türkiye'de görürsünüz. Yalnızca Türkiye'de rastlayabileceğiniz e, insan tipleri ne örnek veriyorum şu anda e, Türkiye'de görürsünüz böyle her çeşit numune radikal adamı saçmalı Türkiye'de görürsünüz ve bunların sesi çok çıkar. E, bu gazetede basında olan tiplerin aynısı plazada da vardır yani. Her yerde bu tip insanları görürsünüz. Bu saçma sapan adamların nasıl başarılı olduklarını ve konum sahibi olduklarını, mevki sahipleri olduğunu görürsünüz, anlarsınız ve bundan dolayı da mutsuz olursunuz. Dolayısıyla analistlik yapmayın. Yazılımcılık yapın, teknik bilgilerinizi geliştirin. Ben ilk iş hayatına başladığımda yazılım bilen analist olarak çok iyi yerlere geleceğimi düşünüyordum. Tam tersi oldu. Kesinlikle arka planı bilen, mutfağı bilen bir insanın ön tarafta bunu düşünerek hareket ettiği bir yer değildir Türkiye. Tamam. Yani arkanızdaki askeri hiçbir zaman korumayacaksınız. Satacaksınız. Ancak böyle başarılı olabilirsiniz Türkiye'de. Dolayısıyla hani başka örnekler de verebilirim. Bundan yüzlerce örnek verebilirim mesela. Yani, yani Abdülhamit zamanında toprak kaydedildi mi kaybedilmedi mi kavgası var yine 150 yıldır Türkiye'de. Bunu da ben inceledim. Yani baktım ilk savaş çıkıyor. 1877-78 yılında çıkan savaştan 6-7 ay önce Abdülhamit 8 ay önce o masada tahta geçiyor tahta geçerken bir yetkisi yok. ülke zaten iç karışıkta gitmiş. O yetkisi olmadığı halde Mithat Paşa'yı uyarıyor, durdurmaya çalışıyor. Ruslarla araya girmeye çalışıyor ama kimseye emir verme sorumlu ve ve responsibility olmadığı için bir şeye yaramıyor. Bu neye benziyor? Bugün İstanbul'da deprem olsa Allah muhafaza inşallah kesinlikle olmaz. ve milyonlarca insan ölse bunun sorumlusu ekme, Ekrem İmamoğlu mu? Birebir aynı eşleşen bir durumdayız şu anda belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu. Onun zamanında bu kadar insan öldü. Demek ki Abdülhamit zamanında bu topraklar kaybedildi. 1877 8 Savaşı kaybedildi demek aynı saçmalıktır. Yani İttihat Terakki ile AKP aynı şeylerdir aslında baktığınız zaman. Hep suçu başkalarına atarlar. Bak dikkat edin Türkiye'de idaredeki yönetimdeki adamlar her zaman bir başkalarını bir şekilde suçlarlar. Kendinden önce geleni suçlarlar. İşte e, ee, sağdakini soldakini suçlarlar. 77-78 Savaşı'nda mesela ben bunu araştırdım. Baktım biliyorum yani. Ee, Abdülhamit durdurmaya çalışıyor. Savaşmayın diyor. Toprak vermeye çalışıyor. Abdülhamit'e korkak, hain bilmem ne diyorlar. Ulan, koskoca Rus ordusu, dünyanın en güçlü ordusu seni savaşla tehdit ediyor. Sen de ahmak gibi İngiltere'nin bize gelip kurtaracağını düşünüyorsun. İngiltere'nin umurunda olmuyor. İstanbul'a gelene kadar Ruslar. Ancak İstanbul'a gelince devreye giriyor. Siz İngiltere'den yapmanız gereken nedir? Yani burada analist olarak ilk önce İngiltere'den desteği %100 garanti altına almak. Ondan sonra Ruslarla savaşmak. Sen adamların destek verip vermeyeceğini bilmiyorsun. Ordun hazır değil. Hiçbir şey yok. Boş boş millete atarlanıyorsun. Bu neden oluyor? Bak bu da oligarşiden oluyor. Adam bir yerde ele geçirmiş. Etrafını dalgavuklarla çevirmiş. Önüme gelene bir tekme diye ortalıkta dolaşıyor. Karşı tarafı da öyle zannediyor. Yani içeride çok fazla bir tarikatimsi yapı var Türkiye'de. E, dalgavuklarla dolduruyor insanlar etraflarını. Bunların verdiği gazlarla içeride sonsuz güçlü olduğu için istediğini dövüyor, istediğini vuruyor, atıyor. Eee dışarı bir çıktığı zaman tokatlanıyor geliyor. Bunu ben iş hayatında nerede yaşadım? Mesela yine bir şeyde adminlik yapıyorum. Telekom firmasında. 4000 kişinin kullandığı bir yazılımın adminiyim. Yazılımı üreten HP. Yazılımda her gün onlarca sorun çıkıyor. Hiç kimsenin hoşuna gitmiyor. Bir anket yaptılar. Eksi 36 çıktı. 9 soruda eksi 4 vermiş. Herkes, bütün ankete giren herkes eksi 4 vermiş. Yani artı 4 ile eksi 4 arasında herkes en düşük notu vermiş yazılıma. İşte bunun başında da bir tane adam adadılar. Adamın ne yazılımdan haberi var, ne kullanıcı deneyiminden haberi var, ne iş yapıldığından haberi var. Durmadan bana soruyor, bana soruyor, bana soruyor. Dedim ya yani bu paket program ben yazmadım, HP yazmış. Bundan yapabileceğimiz şey sınırlı. İşte bu HP ile randevu falan aldı gitti. İşte beni sürekli tokatladı için sağındaki, solundaki daha koklarla böyle bir şey yapıyor ciddi ciddi. Dedi ki işte biz anket yaptık. Bu programı artık kullanmak istemiyoruz dedi. Arkadaşlar artık bir vakti Tamam dedi. Bizim lisansımızın paramızı almışız da zaten. iki sene sonra bitiyor. iki sene sonra istiyorsanız yenilemeyin. istiyorsanız gidin dedi. Adam böyle şok oldu. Tamam. <laughs> dedi ki bizim 4000 kullanıcımız var dedi. HP'deki adam dedi ki bizim 400 bin kullanıcımız var. Hepsinden lisans parası alıyoruz. 4000 tane nedir ki? Kullanacaksanız kullanın. Kullanmayacaksanız kullanmayın. Bunlar özelleştirmedir dedi. Kendi özelleştirmeniz yüzüne hata almışız. Bizim de umurumuzda olmaz. Kim yapmışsa o baksın dedi. Adam öyle kaldı tamam <laughs> yani içeride çok güçlü olduğu için insanlar elinin yumruğunu yemeden kendi yumrunu balya zanneder misali böyle gezinirler ortalıkta. Dışarı çıktığı gibi bir tanesi bir çakar. Hep böyledir yani Türkiye'de dikkat edin. Hani mahalle kabadayısı da böyledir. karşı mahalleye gittiği zaman az gözü de alır. İşte siyasetçi böyledir. Yurt dışına gider adam yerine konmaz. Futbol böyledir. Yurt dışına gider fark yer gelir milli şey e, bizim. Türkiye'de kendi güçlü bir şey yapar. yani bu Benzerliği her yerde görürsünüz. Ve mutsuz olursunuz. Çünkü kural şey bellidir. İş yapış tarzı belli olduğu için yani ahbap çavuş olduğu için öncelikle bunun kırılması gerekir. Bu hiçbir yerde kırılmayacağı için de her zaman bunu görürsünüz ve mutsuz olursunuz. Doğru bakan adam yanlış yerde her zaman mutsuz olur. Dolayısıyla da doğru bakmayı öğrenmeyin. Bunlarla iştigal etmeyin. Zamanınızı harcamayın. Nöronlarınızı yıpratmayın. E, mümkün olduğu kadar yazılım işi özellikle de yurt dışından yazılım işi alın. Çünkü yazılım işi artık Türkiye'de oturmaya başladı. Eskiden böyle değildi. 10 sene önce falan kimin ne yaptığı, iş yaptığı belli değildi. Yazılımcı ne iş yapar falan. Daha yeni yeni Türkler yazılım teknolojileri geliştirmeye başladılar 2023 itibariyle. Dolayısıyla iyi developerların, kod yazan insanların değeri daha yeni olmaya başladı.